İyi akşamlar. Müsaadenizle müsabaka değerlendirmesinden evvel duygularımı ifade etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreçten çıkmadık burada. Biliyorsunuz geçen sene Yeni Malatyaspor maalesef küme düşmüştü. Ama ilk devam edince tabii diğer takımları da bu sene de çok depresif bir durumda Denizli müsabakasından sonra buraya geldiğimizde bir ortamın içerisinde hakikaten kolay değildi. Yani o sürece baktığınız zaman bugün bir haftamız daha var, 45 puan yaptık ve hakikaten burada inanılmaz bir mücadele verildi. Başta takım kaptanı Adem, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz özverili ve siz de takdir edersiniz ki tabii diğer takımlar için de geçerli ama üst üste müsabakalar oynayıp 3 günde şimdi baktığınızda Rize'den geldiğimizde pazar sabahı geldik. Pazartesi günü kampa girdik, şimdi müsabakaya çıktık. Bizim için de çok önemliydi bir puan. Rize'de de çok önemli bir galibiyet aldık. Tabii ki çok mutluyum çünkü benim için burası çok farklı. Biliyorsunuz Yeni Malatyaspor'la ben lige çıktım. Biz şampiyon olduk burada. Şimdi aynı zamanda da tabii bizim açımızdan çok güzel bir başarı ve çok mutlu oldum. Buradaki insanları çok seviyorum. Malatya'nın şöyle söyleyeyim, yani genlerini biliyorum, yani genetiğini biliyorum. Buradaki insanları çok iyi bilmek gerekiyor. Bunları da başardığımız için Allah'ımıza şükürler olsun, hamdolsun. Çok mutluyum. Yani o duygularımı ifade etmek istedim. Müsabakaya gelince ilk devre Hatayspor'un yani pozisyonları vardı. Biz tam istediğimiz gibi oyuna giremedik. Golü yedik devreye girmeden evvel. Ondan sonra ikinci devre tabii biz taktiksel anlamda değişiklikler yaptıktan sonra tamamen üstünlüğü ikinci devre elimize aldık. Pozisyonlara girdik. Golü de attık. Yine Adem attı. Yine takımımız bastırdı. Pozisyonlarımız vardı. İkinci devre dediğimiz gibi gerçekten tamamen bizim lehimizdeydi. Ve berabere kaldık. Hiç kimseye bakmadan, hiç şey yapmadan bunu başarmak çok önemli, çok güzel diye düşünüyorum. Burada yeni Malatyaspor taraftarlarına, büyük taraftarlarına ve özellikle Malatya'da yaşayan, sadece Malatya'da değil, tüm Türkiye'de yaşayanlar için de çok önemli bir gün. Yeni Malatyaspor'umuz ligde önümüzdeki yıl için planlarını yapabiliyor. Bu da hakikaten çok büyük bir mutluluk ve büyük bir başarı diye düşünüyorum. Susam. Demirören haberiyle aslında hocam Galatasaray maçından sonra nasıl bir şey planlıyorsunuz? Bir planınız var mı? Valla şu anda bir planım yok. Benim şu andaki buraya geldiğimizde planımız tamamen bu takımı ligde tutacağız. O planın üzerine gittik. O yüzden hep müsabaka gittik. Elimizdeki imkanlar, İşte herkesin olduğu gibi Covid'den, sakatlıktan, onlardan dolayı hep önümüzdeki müsabakalara baktık. Kaldı ki şu da bir gerçek, kendi sahamızda hiçbir maç kaybetmedik yani. 6 müsabakaya çıktık, hiçbirini de kaybetmedik. Bu da çok önemli. Dediğim gibi sadece müsabaka gittiğimiz için o planlamanın içerisine girmedik. Önümüzde şimdi çocuklara, futbolculara tabii bir gün izin veriyoruz. Ondan sonra hazırlanıp Galatasaray maçına fokuslanacağız, son maçımıza. Teşekkür ederiz. Sağ olun.